Selman-ı Farsi Resulullah'tan şöyle nakletmiştir. Daha doğrusu Resulullah Selman-ı Farsi'ye şöyle buyurmuştur. Ey Selman, kim kızın Fatime'yi üzerse onun yeri cehennemdir. Ama kim onu severse o cennete benimle birlikte olacaktır. Ona düşmanlık besleyenler ateşe, yeri ateştir. Ve şimdi camimizin değerli büyüklerinden olan Hüseyin abimizi makalesini okuması için kürsüye salavatlar ile davet ediyor. Allahümme salli Muhammed ve ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli müminler Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın şehadeti ve acısından dolayı başta imam-ı zaman değerli müşriklerimiz ve siz değerli müminlere tesliyet arz ederim. Bugün öyle bir şahsın yokluğunu yaşayacak ki zalimlerin zevk sarayları milyonlarca metrekareye ulaşmış sarayları dünyaya geniş gelirken onun küçücük bir evi dar geldi. Sade bir evi dar geldi. Öyle bir insandan bahsedilir ki bütün çocuklarını tek tek gurbette toprağa düşürdü. Neyse. Akıl eden insanların bileceği bir gerçek ve sırdan başka bir şey değil. Öyle bir insandan bahsedilir ki dünyaya bir daha gelmeyecek. Allah bir tane gönderdi, bir daha gelmeyecek. Hazreti Yakup 40 yıl Yusuf'a ağladı. Gözleri kör oldu. 12 evladı vardı. Bir evladın eksiği olsun ne olur? Ama Yusuf'taki bu değil. Yusuf'taki Allah'ın cemalinin yansımasıydı. Züleyha, makam sahibi, güç sahibi, güzellik sahibi, o zamanın tanrıçasının karısı, hem büyük bir insanın karısıydı ki Yusuf gibi bir koyun çobanına, bir köleye aşık oldu. 40 yılını verdi. 40 yıl saray diplerinde, liman diplerinde kör halde Yusuf'u aradı. Niye? Yusuf da ne arıyordu? Kendi kocası var idi, evliydi, zengin idi. Yusuf da aradığı tek bir şey vardı. Allah'ın yansıması. Belki farkında değildi zaten. Farkında olmadığı halde 40 yıl aradı. Ve onun ayrılığından gözleri kör oldu değil mi? Çöktü. Düşünün ki İmam Ali Hazreti Zehra'dan sonra ne çekti? Onda gördüğü yansıma, onda gördüğü Allah'ın güzelliğinden sonra ayrılış Hazreti Ali'ye nasıl bir dert verir? Kendisi peygamberden sonra fazla yaşamıyor. Ve ne yazık ki bu kadar güzel olmasına rağmen bu kadar da mazlum kaldı. Hala onun sevgisi için Medine'de gencecik, küçücük bir çocuğu ezebilirler değil mi? Hala onun sevgisi için bu kadar insanlar ölebilir. Hala onun sevgisi için bu kadar zulüm dünyada, bu kadar zulmü leva görebilirler. Ne için? Hazreti Fatıma çok saygın birisiydi, peygamber kızıydı. Peygamberin kızıydı, peygamber gizlide demedi ki bunu, onların gözünün önünde dedi. Dedi ki, benden bir parçadı Fatıma. Yani bakın, benim bedenimden bir parçadı demir. Benden bir parçadı deyir. Ben ki Allah'ın yarattığı en mükemmel şeye, o menden bir parçadır. Herkes saygı duyuyor, herkes hürmet eder. Peki ne zaman Hazreti Fatıma'ya karşı bir direniş, ne zaman Hazreti Fatıma'ya karşı bir zulüm başladılar? Ne zaman ki Ali'ye veliyullah sözünü dile getirir, Hazreti Ali'nin veliyatını dile getirir, o zaman bütün her şeyin rengi değişir. Ve o küçük çamur evin varlığı bu insanlara zor gelir. O küçücük evde yetişenlerin de varlığı bu insanlara zor gelir. Herkes çok güzel, çok iyi tanıdığı halde çok rahat bir şekilde şehit edebilirler.
Değerli müminler, güneşi görebilmek, güneşi varlığının ne olduğunu bilebilmek değil. Hazreti Fatıma'yı sevmek, Hazreti Fatıma'nın sevgi beslemek, onun künhüne varmayı bizlere öğretemez. Onun künhüne ancak bir şeyle varabilirik. Ne zaman ki kalbimizde gerçek bir Allah aşkı, gerçek bir ihlas varsa, o zaman Hazreti Fatıma'nın gerçek yaratılışındaki manaya varabilirik. Hepimiz Hazreti Fatıma'ya yıllarca geldik, ağlıyoruz, şefaat diliyoruz da. Ne için yapıyoruz bunu? Bize ahirette şefaat etsin diye. Şefaat edecek mi? Ahiret günü şefaat edecek mi? Hayır. Ne Hazreti Fatıma şehadet edecek, ne Hazreti Peygamber, hiç kimse. Çünkü Cenab-ı Allah değil, hiç kimsenin şefaatinin kabul olmadığı günde. O gün hangi gündü? Yevmiddin, din günüdür. Peki şefaati nedir? Hazreti Fatıma'nın tek şefaati var, o da ona benzemek. Ona benzediğimiz gün şefaati bize gelip nail olacak. Ona kendimizi benzeter ise bize şefaati gelip bulacak. Yoksa sevmek yetmiyor, yoksa bilmek yetmiyor. İmam Hüseyin'i sevmediler mi? İmam Hüseyin'i şehit edenler, İmam Hüseyin'i tanımayan, sevmeyen insanlar mıydı? Tabii ki tanıyan ve seven insanlarıydı. Peki ne oldu? Hazreti Fatıma'yı kendi evinde, kendi memleketinde garip hale getiren, Peygamber'in ölümünden, şehadetinden 60 gün geçmeden Hazreti Peygamber, Hazreti Fatıma'ya bu zulüm niye reva görüldü? Marifet, marifet. İnanmak yetmirdi. Basiret yetmirdi. Arreftana, bilmek, külhüne ermek lazımydı. İhlas lazımydı. Yok uydu. Hazreti Fatıma selamu aleyha öyle bir yapıya sahiptir ki hiçbir zaman ben Ali'nin hanımıyam demiyordu. Bunun arkasına gizlenmiyordu. Hiçbir zaman peygamber kızıyam demiyordu. Hasan'la Hüseyin'in annesiyam demiyordu. Hani demeyip diye baksa bunun arkasına saklanmıyordu. Bunun arkasına arkalanmıyordu. Hazreti Fatıma yapan şey Allah'a olan bağlılığıydı. Bakın gör Allah'a ne kadar bağlıydı ki Hazreti Peygamber der ki seni inciden Allah inciler. Ve biz şahidik. Ey ana biz şahidik ki seni incittiler. Ve biz şahidik ki seni incittiler ve biz şahidik ki seni incidene biz düşmanız. Seni incidene karşı gönlümüzde hiçbir zaman bir muhabbet beslemeyecek. Ölünceye kadar bu muhabbeti beslemeyecek. Ölünceye kadar senin meclislerini biz tutacak. Allah şahidimiz olsun inşallah. Hazreti Fatıma'ya benzemek demek onun gibi yaşamak da değil mi? Bu sadece dillerde olan bir şey olmamalıdır. Olduğu zaman da bize fayda vermeyecek. Kur'an-ı Kerim'in en çok muhatap aldığı, Kur'an-ı Kerim'in en çok muhatap aldığı toplum kimdi? Beni İsrail. Ey Beni İsrail diye. Beni İsrail neyle gururlanır? Bizim babalarımız peygamber idi diyor. İsrail kimin ismidir? Hazreti Yakup'un ismidir. Hazreti Yakup'un lakaplarından da Hazreti Yakup'un çocuklarıdırlar bunlar. Babalarının peygamber olmalarını arkalanırlar. Allah şefaati kabul ettiği yer var, şefaati kabul etmediği yer var. İki peygamber var ki birinin şefaatini kabul edip birininkini etmiyordu. Şefaatini kabul etmediği kimdi? Hazreti Nuh'tu. Kendi oğluna şefaati geçmedi. Hazreti Nuh'un oğlu ne yapmıştı? Hiçbir cinayet yapmamıştı ki. Hiçbir zulüm yapmamıştı. Ama halbuki Hazreti Yakup'un çocukları Yusuf'u ölmekten beter ettiler. Yusuf'u ölmekten beter ettiler. En sonunda da öldürmeye kuyuya atak dediler. İçlerinde birazcık merhamet kalmıştı. Peki Hazreti Nuh'un oğlu Kenan ne yaptı? Hiçbir şey. Ama en kötü şeyi yaptı. Şirk, inkar etti. Hazreti Fatıma'yı ve evlatlarını ve onun kocasını ve onun kutlu ailesini inkar eden insanlar hiçbir kat'i surette kurtuluşa ermeyecekler. Allah bizi gerçekten Hazreti Hanım Fatıma'yı marifetle tanıyanlardan, onun karşısında bir gün onunla karşılaştığımızda hiçbir şeye dayanmadan sadece ona benzemek, sadece onu referans alarak Allah'a kul olmak. Ki Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber için ilk sıfat neyi getirir? Abd.
abduhu ve resulü. Kul olmayan peygamber olamaz. Kul olmayan hiçbir şey olamaz. Allah bizi Hazreti Peygamber'e ve ailesine gönülden bağlı olup onlar gibi yaşayalım. Onlar gibi nefsini hiçbir zaman başka bir şeye satmadan sadece Allah rızası için konuşan, Allah rızası için affeden, Allah rızası için makamlarını gözünden indiren, makama bakmayan, kötülük yapmayan, kötülükten korkan, fitneden korkan, gıybetten korkan, ahlakını sadece Allah rızası için yaşayan ve bir gün gerçekten ahiret günü hesap vereceğine inanan insanlardan eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme salli ala Muhammed.